bazı hareketleriyle gerçekten enerjimizi de düşürüyor. Birazcık saygıyı aştığımızı düşünüyorum. Onun bana karşı tavırlarından, benim sürekli psikolojimi bozmasından. Kimse burada birisini sözleriyle ezemez. Özellikle bana veya arkadaşlarıma tutumu. Yani sen neymişin? Ağzında kuş tutsan. Tarzlarınız aynı ama terbiyeniz. Gidecek isimleri açıklıyorum. İki ismi birden. Ha yok, bir tane alabiliriz. Ya ne ilgilendiriyor? Hadi. Yarışmanın kuralları böyle. Hayır, bu da yarışma bak. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 3. sezonda 4. haftadayız. Ve nostaljili bir gecenin sonunda dakikalar sonra nostalji olacak yarışmacının kim olduğunu bulacağız hep birlikte. Jüriyelerimiz puanlarını verdiler. Gecenin en az puan alan yarışmacısının kim olduğunu az sonra açıklayacağım. Ardından yarışmacılarımız kararlarını açıklayacaklar. Ve en fazla ismi söylenen yarışmacı ve jüriden en az puan alan yarışmacı her hafta olduğu gibi tekrar işte benim stilim jürisinin karşısına çıkacak. Ve ikisinden birinin gitmesi için jüriyelerimiz kararlarını açıklayacaklar. Evet, bunlar bildiklerimiz ama isimler değişik. Hikayeler, nedenler, gerekçeler hep değişik. Bakalım bu gece nasıl bir hikaye yazılacak ve nasıl sonlanacak? İşte benim stilimde 3. sezonda, 4. haftada performanslar sonrasında jüriden en az puanı alan yarışmacımız, yarışmacılarımız diyelim, eşitlik söz konusu, Ezgi ve Elçin. Puanlarınızda eşitlik söz konusu. Baktığımızda Ezgi'nin içi rahat. Çünkü tacı var. Koruma altında taşlı prenseslerimizden. Ezgi'cim sen oturuyorsun. Ve Elçin seni yanıma alıyor. Elçin hoş geldin. Ne hissediyorsun? Yani değişik, kısmet. Pek bir şey hissetmiyorum şu anda açıkçası. Bekliyor muydun? Yani bu gece... Yani hiç yorumsuz bırakayım çünkü... Yani aslında kıyafetime güveniyordum ama hani jürinin takdiri böyle puan aldım. O yüzden de hani eleştirmek bana düşmez tabii ki. Peki. Acaba karşına kimi gönderecekler şimdi? İkinci soru bu. En azından o konuda rahatlamış oldum. İsim vermeyeceğim evet. Diye. Peki. Merak ediyor musun? Tabii merak ediyorum. Sonuçta hepimiz yarışmacıyız, hepimiz yarışıyoruz birbirimizle, hepimiz rakibiz. Bildiğim bir kulis var mı diye soruyorum bunu. Yani kimin yok. İsmi üzerinde hiç ortak bir karar verilmedi. Yok, ve hiçbir fikrin yok. Biz de bilmiyoruz. Evet. Bakalım öğreneceğiz. Bakalım. Sevgili yarışmacılar, her hafta olduğu gibi artık alıştınız. Ama işte kendiniz hür iradenize vermiş olduğunuz kararlar bir araya geldiğinde içinizden birinin yarışmadaki kaderini elbette ki etkiliyor. Şimdi Elçin'in karşısına bir yarışmacıyı söyleyeceksiniz ama söyleyemeyeceğiniz isimler var. Hemen Kemal Doğulu'dan rica ediyorum taçları bir kez daha sahipleriyle buluştursun. Ezgi ve Şila ve Sima. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir isim vereceksiniz. Önce nedeni ve sonra ismi alacağız. Buradan başlayalım. Didem. Arkada ve burada motivasyonumuzu düşürdüğünü düşünüyorum. Bazı hareketleriyle gerçekten enerjimizi de düşürüyor. Huzursuzluk çıkardığını düşünüyorum ki öyle. Bu yüzden Tümay diyorum. Tümay. Didem'e çok şaşırıyorum. İçeride bana ben asla senin ismini vermem, söyleyeceğim isimler var. Hatta birisini kandıralım diyordu. Ama ben bunu ondan bekliyordum. Dün hani bugünkü hareketinden sonra ben susma hakkımı kullanıyorum. Peki.
Yuşa. Tümay arkadaşımız diyorum. Neden insanlar değişiyor gibi görünüyor ama arkada yaptığı, önde yaptığı bazı seviyesiz konuşmalarından da çünkü değişmedi. Bizi huzursuz ediyor ve yalancı durumuna düşürdüğü için Tümay arkadaşımızı söylemek istiyorum. Maalesef çok dobra bir insan olduğum için maalesef kendime bazen hakim olamıyorum. Yanlışlık yaptım, burada oldu. Belaltı konuşmaya gelince arkada bunu çoğunuz yapıyorsunuzdur. Öyle konuşmaları sadece ekranda yapılmaması lazım. Ben bu hatayı yaptım. Teşekkür ederim. Ezgi. Ben de Tümay diyorum. Geçen haftaki gibi hem performansından ötürü hem de normalde biz tartışmamıştık. İsmini verdiğim için geçen hafta evet birazcık tepki göstermişti bana ama sonra konuşmuştuk ve anlaşmıştık. Burada yaşanan olaydan sonra ben orada hani yeter artık lütfen dedikten sonra bana burada provalar sırasında gösterdiği tepkiler çok yani ilginçti. Gerçekten hiç gerek yoktu öyle şeylere. Ben sadece biraz sakin olmasını söylemiştim. O yüzden hani Tümay diyorum. Tümay. Zaten arkada kulis yaptılar, ben de gördüm. Sanırım bugün hepsi ismimi verecek ve ben... Hiç boşuna sürekli ayağa kalkmayayım, susma hakkımı korum. Hani kullanmak istiyorum yani. Anlıyorum ama sistem bugüne kadar en başından beri böyle devam etti. Zahmet olmazsa kalkmanı rica edeceğim. Tamam, sorun değil. Ceren. Burada her şeyi yaşayabiliriz, tartışabiliriz, tarzımızı da eleştirebiliriz. Ama birbirimize asla hakaret etmememiz gerekiyor. Her şeyi bir saygı çerçevesi içerisinde yapmamız gerekiyor. Birazcık saygıyı aştığımızı düşünüyorum. Bu konudan ötürü de Tümay demek istiyorum. Sen de Tümay dedin. Ceren'e var mı söyleyeceğim bir şey? Yok. Yok. Çilan. Ben Tümay diyorum. Tümay'ın iyi bir insan olduğuna inanıyorum ama hepimizin sinirli anları oluyor. Eğer biz bu platformdaysak her konuda kendimize hakim olmalıyız. Dördüncü haftayı bugün geride bırakıyoruz biz ve Tümay hala değişmedi. Onun için onun adını veriyorum. Tümay. Teşekkür ederim. Yorum yapmayacaksın. Sinem. Ben onun hakaretlerinden, onun bana karşı tavırlarından, benim sürekli psikolojimi bozmasından, huzursuz etmekten, uykularımı kaçırmasından dolayı Tümay diyorum ben de. Çünkü hiç hak etmediğim şeyleri söylüyor bana. Bir insanla anlaşamayabilirsin, tartışabilirsin ama bunun bir seviyesi olması lazım. Bu kadar hakaret ederek konuşması hem burada hem arkada hem ara verdiğimizde sürekli benim üstüme gelmesinden dolayı artık geçen haftada dediğim gibi bundan sonra Tümay gidene kadar Tümay'ın ismini vereceğim demiştim. Bugün de Tümay diyorum. Peki. Tümay. Benim için de aynısı geçerli. Yani bu kız yıllar önce bir platforma bir yarışmaya çıktı. Orada konuşmasını da çok iyi biliyor. Orada bir sürü olayların kızı olmuştu zaten. Kendisi bu işin içinde pişti zaten. O yüzden onun kadar profesyonel olamam. Burada ne kadar çok oynasa da ben şöyleyim böyleyim diye çok güzel oynuyor. Tebrik ediyorum onu öncelikle. Ben de bana iftira attığı için, yalan söylediği için onun ismini vermek istiyorum daha önce olduğu gibi. O kadar. Sinem diyorsun. Sinem. Sinem. Ben bir şey demek istemiyorum. Peki. Çil. Simam. Yeter. Söylemek istediğim isim için şunu söylemek istiyorum. Benim hayatta en nefret ettiğim şey dedikodu. Ve bir insanın gerçekten yani birisini ezmesidir. Kimse burada birisini sözleriyle ve bir hakaretle ezemez. Ve bir fiziki bir şeylerinden dolayı hiçbir zaman ezme hakkı yoktur diye düşünüyorum. Ve burada dedikodular yayarak bir insanlar arasında kavga yaratıp birbirlerini düşürmeye de hakkı yoktur. Bir eleştirin varsa yüzüne söylersin. Kendin bir olayın varsa kendin yaparsın. Ve bu yüzden ben Tümay'ı söylüyorum. Tümay. Aynı sözleri ben o iade ediyorum. Aynı sözleri. Çünkü dedikodu yapan ilk başta o. Ben onunla artık tartışmak da istemiyorum şu an bugün gala gecesinde. Onun söylediği her şeyi ona iade ediyorum. Peki. Mihrban.
Ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle söyleyeceğim isimle aramda hiçbir sorun yok. Sadece kamera arkasında olan tartışmalarda biraz saygısızlık yaptı. Ben de onu onun sinirine bırakıyorum ama hafta içi performansına bakarak Tümay diyorum üzülerek. Tümay diyorsun. Tümay'cığım, teşekkürler, Mihriban, oturabilirsin. Öyle var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Buradan. Tamam. Evet, iyi bir gala performansı ama hafta içi hiç yıldız yok. Ne olacağını bilmiyoruz tabii ki. Ben tahmin ettim zaten böyle olacağını. Neyi tahmin ettin? Kızların benim ismimi vereceğini. Oy birliğiyle evet hiç biliyordum sekmedik. Ben zaten biliyordum, hani kulis yaptıklarında görmüştüm. Gördüm. Daha önce Sima'ydı ama Sima taçlı olduğu için böyle oldu. O yüzden yani beklediğim bir şey. Karşında Elçin var, ne söylemek istersin? Elçin? Ne diyeyim? İstemezdim onunla burada olmak ama. Elçin, Tümay geldi. Evet, hoş geldin. Çok kötü değil burası, rahat ol. Yani kısmet hangimiz için hayırlısıysa o kalsın, diğeri gitsin, o kadar. Peki o zaman. İkinize de bol şans diliyorum. Teşekkürler. Ve sizi jürinin karşısına alıyorum. Evet, biz her zaman olduğu gibi yine konuk jürimizden ilk kararı alıyoruz. Jüri masasına döndüğümüz zaman Mahmut Bey şu anda kararını yazıyor. Elçin ve Tümay, ikisinden birisinin ismini vermenizi rica edeceğim sizden. Vallahi ben ikisini de yeteri kadar tanımıyorum. Ben buradan misafirim. Fakat bu Almanya'dan gelen kızımıza hepsi birden eski tabirle Hayati Hamzaoğlu gibi saldırdılar. Niye saldırdılar, neden saldırdılar onu da bilmiş değilim. Şimdi bizim ülkemizde film başladığı zaman biliyorsunuz herkes kimi tutar? Ezilmişi, fakiri, dayak yiyen filmin oğlanını. Onun için mazlum. Ben kimse kusura bakmasın, gidecek isimleri açıklıyorum. İki ismi birden. Ah, bir tane rica ediyoruz. Vallahi yok. İki isim açıklayacağım. Aa, yok, bir tane alabiliriz. Ya ne ilgilendiriyor kardeşim? Yarışmanın kuralları böyle. Hayır, bu da yarışma bak. Mahmut ile Elçin. Yani peki. Ben de gideyim, o da gelsin. İkimiz de kurtulalım bu işten. Tamam, peki. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Biz yaptık kamuoyuna. Bir Elçin ismi söylendi. Nurella. Evet. Elçin. Elçin benim her zaman çok sevdiğim yarışmacılardan biri. Her zaman kişiliği, şahsiyeti, ağırbaşlılığı. Ben kendisini her zaman sevdim. Cuma'ya gelince de belki özünde çok iyi bir kızdır. Bilemem onu. Tabii ki tanımıyorum. Ama buradaki hal ve davranışları, tutumu, özellikle bana veya arkadaşlarıma tutumu hiç iç açıcı değildi. Biraz önce hakkını verdim, puanını verdim. Ama buraya karşıma gelince burada benim ona git deme diye bir lüksüm var çünkü burada duranlara. Hı-hı. Bir tanesine. Ben de bunu Tümay'dan yana kullanıyorum. Evet, peki böyle bir inisiyatifiniz var. Ve gitmesini özellikle çok istiyorum. Üstelik de çok iyi tarzı olan biri de değil zaten. Peki, bir Elçin, bir Tümay. Nurella görüşlerini bildirdi. Burkan. Şimdi Tümay, arkadaşların hepsi ama seni söylediler. Yani sen neymişin de ben fark edememişim. Ama bugünkü provalarda falan zaten beni böyle bir pek takmaz pozisyonum vardı. Ama sonra açıldım, kendine geldin. Hep sana soruyordum, uykun mu var, bir şey mi oldu diye. Herkes dinliyordu, sen dinlemiyordun. Ama kıyafetine baktığım zaman yani 80'leri yapmışım. Elçin, sen
hanımefendi kişiliğinle, asaletinle, davranışlarınla benim sevdiklerimden birisin. Bu kadar acık ki şimdi burada bir şey söylemek ama ben gene her zaman olduğu gibi çok üzülerek Elçin seni yazıyorum, 4 verdim çünkü. Onun için ona 5 verdim, sana 4 verdim. Ama içim onu yazmak istiyordum ama hep 5-4 seni yazıyorum. İnşallah bir dahaki provalarımda en başta ve en ciddi sen olursun. Eğer kalırsan. İki Elçin, bir Tümay ismi var şu ana kadar jüri masasından çıkan kararlarda. Kemal Doğulu ile devam edelim. Ben hep final gecelerimizde karşıma gelen iki insandan böyle çok üzülerek birini gönderirim, ismini yazarım. Hep öyle bahsederim, istemem, ikisinden birine kıyamam. Ama bu sefer canı gönülden seve seve, gülümseyerek, isteyerek Tümay yazdım. Çünkü tahammülüm kalmadı kendisine. Ayrıca kararı, gidersin kalırsın bilmiyorum. Gidersen çok sevineceğim. Kalırsan da benden sana bundan sonra zırnık yorum yok. Hiçbir şey bekleme. Ağzında kuş tutsan tarz olmayacaksın. Teşekkürler. Evet, son karar İvan'a da. Evet, en zor bu hafta bana geldi. Bunu göstermeden önce küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Tabii. Tarzlarınız aynı ama terbiyeniz farklı. Şimdi sadece bir sebebin yüzünden Tümay'ın isim yazmayacağım bu gece. Nasıl davranacaksın Tümay ve nasıl konuşacaksın öğrenmelisin diye ve bizimle beraber bunu öğreneceksin inanıyorum. Elçin yazdı. Çok teşekkür ederim. İlginç. Elçin'in ismini verdiği bana. Kimin için hayırlısıysa, kimin için daha iyi olacaksa o kalsın demiştim. Demek ki bu şekilde görüldü, böyle karar verildi. O yüzden hiçbir şey üzülmüyorum. Tam aksine şöyle düşünüyorum, insanın hayatında her bitiş bir başlangıç getirir. Beni seven de oldu, sevmeyen de oldu. Çok güzel mesajlar da aldım. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Yani benim bir duruşumun olduğunu düşünüyorum. Kendime ait bir terbiyem, bir hayat tarzım olduğunu düşünüyorum. Onu hiçbir zaman değiştirmeyeceğim, hiçbir zaman bozmayacağım. Hep bu şekilde devam edeceğim. Herkese yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 4. haftada veda eden isim Elçin oldu. Enteresan bir geceydi. Özellikle karar aşamasında oy birliğiyle Tümay'ın ismi söylenmişti. Ancak sonuca baktığımızda jürinin en son kararıyla veda eden Elçin oldu. Biz her zaman olduğu gibi haftanın başında sizlerle birlikte olacağız. Yıldızlardan devam ediyoruz yarışa, rekabetin. Önümüzdeki hafta çok daha kızışacağı ve yeni bir dönemeçten geçeceğimizi bir kez daha hatırlatıyor. Artık yarışın meşakkatli kısımlarına geldiğimizde bir kez daha hem yarışmacılarımıza uyarmak hem de size çok daha heyecanlı günler yaşayacağımızı da belirtmek isterim. Bu gecelik bizden bu kadar. Buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.